ilk zamanlarda seramikte kullanılan nazik bir elementti. Ancak daha sonra ondaki enerjiyi ve gücü fark eden insanlar onu kullanarak binlerce insanın ölümüne sebep olacaktı. O tarihin en kanlı elementi, uranyum. ...1789 yılında uranyum Alman bir kimyager olan Martin Klaproth tarafından keşfedildi. Bu yeni element 1781'de keşfedilen Uranüs gezegeninden esinlenerek uranyum adı ile isimlendirildi. Ancak aslında keşfedilen madde uranyumun bir oksit birleşiği idi. Uranyumun saf metal olarak elde edilmesi bundan 52 yıl sonra, yani 1841'de Fransız kimyacı Peligat tarafından gerçekleştirildi. O dönem de uranyum yalnızca cam ve seramiği renklendirmek amaçlı kullanılıyordu. 1895'te William Röntgen tarafından vakumlu bir cam tüpün içerisinden elektrik akımı geçirerek X ışınları üretmesi sonucunda iyonize edici radyasyon keşfedildi. 1896'da ise Fransız fizikçi Henri Becquerel, uranyum-radyum karışımı bir maddenin fotoğraf plakasında kararmaya sebep olduğunu gördü. Bu kararmanın sebebini uranyum-radyum karışımının beta ve alfa parçacıklarını yaymasına bağladı. Pierre Curie ve Polonya asıllı Marie Curie, uranyum-radyum karışımının fotoğraf plakasında kararma meydana getirmesi olayına radyoaktivite adını verdi. Bu ikili daha sonra radyum ve uranyumu birbirinden ayırdı ve radyum medikal alanda tedavide kullanıldı. Radyoaktiviteyi keşfeden bu üç bilim insanı 1903 yılında Nobel Fizik Ödülünü paylaştı. Daha sonraki yıllar radyoaktif madde üzerine yoğunlaşan bilim insanları çeşitli tehlikeler sezmiş olsalar da yine de bilimin ilerlemesi için durdurulmaması gerektiği görüşündeydiler. Ta ki bütün bilim insanlarının yönü uranyuma çevrilene ve ondaki radyoaktiviteyi görebilmelerine kadar. 1934'te İtalyan fizikçi Enrico Fermi ve ekibi uranyumu nötron bombardımanına tutarak atom numarası 93 ve 94 olan uranyumdan daha ağır elementleri ürettiğini öne sürdü ve onları ausonyum ve hesperiyum diye isimlendirdi. En son keşfedilen elementin atom numarası 92 olan uranyumdu. Ondan ötesi yoktu. Fermi'nin keşfettiğini ileri sürdüğü elementler şimdiki adlarıyla neptünyum ve plütonyum saf değildi. Hafif elementleri de içeren karışımlardı. Uranyumdan yola çıkarak elde edilen bir karışım olan hafif elementlerin varlığını izah etmek ise imkansızdı. Çünkü atom bölünemeyen demekti. Bölünebileceği, yani füzyon, kimin aklına gelebilirdi ki? Artık yavaş yavaş uranyum elementinin değeri ve inanılmaz oluşu bütün bilim insanlarının dikkatini çekiyor ve onları bu elementi araştırmalarına sevk ediyordu. Nitekim 1939 yılında Hahn ekibinden Lise Meitner ve Niels Bohr'un altında çalışan yeğeni Otto Fischer, uranyum çekirdeğinin nötron yutarak bölünmesi olayını açıklayan ve hesaplamalarda bu reaksiyon sonucunda 200 mega elektron volt mertebesinde bir enerjinin açığa çıkmasının bir kimyasal reaksiyondakine kıyasla çok daha fazla olduğunu ortaya koyan bir makale yayınladılar. Atomun parçalanmasını biyolojideki hücre bölünmesine benzeterek nükleer füzyon adını verdiler. Bu deney sonucunda Albert Einstein'ın 1905 yılında enerji ve kütle arasındaki ilişkiyi açıklamak üzere yayınladığı makalesi gerçek hayatta ilk defa doğrulanmış oldu. Einstein'ın haklı olması bilim camiasını derinden sarsmıştı. Çünkü asla bölünemeyen atom artık parçalanmıştı. Bu durum dünyanın en tehlikeli silahına yolculuk ediyordu. Uranyumun birçok yararlı yönlerinden daha çok askeri yönde ilerlemesi bizleri hala gerginleştirmeye devam etse de bu gerçekleşen bir serüven olacaktı. 1945 yılının safhalarında Manhattan projesinin ürünü olan ilk atom bombası test amaçlı olarak Trinity'de patlatıldı. Chadwick de bu denemeyi izleyenler arasındaydı. Onun 13 yıl önce keşfettiği parçacığın 7 yıl önce keşfedilen bir nükleer füzyon yoluyla 4 yıl önce keşfedilen bir elementin bir izotopunu parçalaması sonucunda devasa bir enerjinin kontrolsüz olarak açığa çıkmasını sağlamıştı. Maalesef böylesine önemli elementler bile kötü amaçlar için kullanılabilmektedir. Hele ki uranyum gibi radyoaktivitesi yüksek elementler insanlık için çok vahim sonuçları doğurabilmektedir. İlk atom bombası 6 Ağustos 1945 tarihinde Little Boy, yani küçük çocuk kod
adıyla Hiroşima'ya atılmıştı. Bu patlama on binlerce insanın ölümüne neden olmuştu. İlk birkaç gün ölenler yanarak ya da molozların altında kalarak öldüler. Ancak sonraki birkaç ay içerisinde ölenler, radyasyon zehirlenmesi ve mutajenik olaylardan ötürü öldüler. Bu bir insanlık dramıydı. On binlerce insan bir çırpıda ölmüşlerdi. Ancak etkisi nereden bakarsanız hala Japonlarda gözlemlenebilmesi, dönemin bütün ülkelerini korkutur hale getirmişti. Bu iğrenç olay dünya tarihine kazınmış oldu. Değerli dostlarım, dediğimiz gibi önemli olan insanlık için ne yapmaya çalıştığınızdır. Çünkü bu elementin yararları inanılmaz derecede fazla. Örneğin bir adet uranyum atomunun bölünmesi sonucunda ortaya çıkan enerji miktarının bir adet kömür atomunun yanması ile ortaya çıkan enerjinin 10 milyon katıdır. Bir başka deyişle yarım kilo uranyumdan elde edilebilecek enerjinin milyonlarca litre petrol ile aynı enerjiyi üretebilmesidir. Şuna da değinmeden bitirmek istemiyorum. Günümüzde bu enerji potansiyelini herkes kullanma çabasında. Bu nedenle nükleer santraller gün geçtikçe sayıları artmaktadır. Her ne olursa olsun insanların ve yaşamın kontrol altında tutulabilmesi için en dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz Çernobil faciasına şahit olduk. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.